Ha iyi. İyiyim ha. Sağ ol. Ellerinden öperim. Yok. Manavdan almadım. Yarın pazar kurulur ya. Dim gidim oradan alayım. Daha ucuz ya. Köynek. Yok yıkamadım. Yıkayacağım. 15 gün olmadı daha köynek yıkayalı. Sen sanki daha mı şey erken yıkıyordun? Tamam Allah aşkına ne olur ana elini ayağını kurban. Tamam yıkayacağım. Hamama da giderim. Naim mi? Ana kurban olayım ne olursun al, elini ayağını öpeyim bak bana terbiyesizlik ettirme. Naim'in lafını etme. Ya ana o başka ben başka. Ya tamam. Amca oğlu anladım. Ama biz farklı yaratılmışız. Ne diyeyim? Herif artist gibi adam. Ders mi alayım? Ya ana olur mu? Herifi görmüyor musun ya? Cillat gibi maşallah. Böyle şey böyle çizilmiş gibi. Ya ayrıca çok yakışıklı makışıklı. Sonra Allah bir ses vermiş. Ortalığı zıngır zıngır ettiriyor. Bestiyer'in orada biri var. Seninle görüşmek istiyor Aymar. Benimle mi? Evet. Kimmiş? Bunlar. Beni aramışlar. Naim abi. Beni tanıdın. Muttalip. Bizim bacının oğlu. Ya Muttalip'ciğim kusura bakma işte yıllar geçince böyle oluyor. Buyur amcam nasıl? Amca, sizlere ömür 4 sene önce gitti. Vah vah başın sağ olsun. Ben sağ ol. Gülsüm yengem nasıl? Onun böreklerini hala unutmadım. O da sizlere ömür 1,5 sene önce gitti. Vah 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 başın sağ olsun. Sen sağ ol. Hayat böyle işte. Ölenle ölünmüyor. Sen nasılsın? Ben de başın sağ olsun. Ben kafam karıştı. Böyle yaşayıp gidiyoruz işte. Söyle Emre. Naim abi. Öyle dedim ki dünyada kızım akrabam yok böyle soyulmuş soğan gibi tek başıma kalmışım. Bir tek akrabam var. Dedim gideyim ziyaret edeyim. Bir gün olur başımız dara düşer bir arayanımız olur filan dedim. Tabii. Geldim ziyarete babamdan anamdan 3-5 kuruş para kalmış. Onu da böyle para gibi tırtıklayıp bitirmek üzereyim. Ne diyeyim geldim sana. Çalışmıyor musun? Niye? Muhtarıcığım, bizim mesleği biliyorsun. İçeride konuklarım var, beni bekliyorlar. Kusura bakmasın, değil mi? Ne? Bir dakika. Şimdi böyle babadan kalma evin adresesidir. Tek başıma yaşarım. Kimsem yok. Böyle fare gibiyim. 2 tane para var, bir de ben varım. En kısa zamanda gelirim ama malum bizim işleri biliyorsun. Tamam. Ama mutlaka. Ne olur bana böyle açıklama yapma. Kurban olayım ben sana. Bak, gel bana. Mutlaka. Sakın En yakın zamanda geleceğim. Saat 3:30 olmuş. Ne yapıyoruz çocuklar? Sorduğun şeye bak. Ne yapacağını bilmiyorsan hiç salar bulundan kendini denize. Otele gidelim mi? Ne dersiniz? Hop hop. Biz otele kız mı zannettiniz? Ben otele gittim. Ben de gittim. Bizim Halyon Otel ev gibidir. Gireni çıkanı belli olmaz. Ben bilirim o otelleri. Magazin gazetesine çıkmaya hiç niyetim yok.
Peki ne yapacağız şimdi? İnsan hazırlıklı olur ya. Çapkın bölgesi mi öğreteceğiz size? Hiç tek başına oturan arkadaşınız da mı yok? Yok tabii. Sen de bizi lise talebesi sandın galiba. Naim. Naim abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu canım kadar erken geleceğini hiç beklemedim. Öyle oldu, ha. Öyle oldu. Sen çok hakikatli adamsın Allah canım olsun. Geç geç. Geç. Hiç gelmez olur muyum? Bir akşam düşündüm de evde yalnızsın. Tek başınasın, kimsesizsin. Çok dokundu bana. Ama hiç merak etme, bundan sonra ben varım. Ya benim aklıma beledir lan, benim kızımın beledir, geç. İyi. Abi bak, ne diyeyim? İşte emrinde. Sana bir şey diyeceğim. Yoğumuzu vara, azımızı çoğa say. Ne demek? Kusurumuza bakma. Canın sağ olsun, ne demek? Ne içersin, çay, ayfe? Valla muhtemelen şöyle güzel, demli bir çayını içerim. Abi kurban olayım, geç otur, emrin olur, hemen geleyim. Sağ ol. Çaylar hazır. Sağ ol canım. Rahatsın. Sağ ol. Hadi bakayım, geleyim. Ya Muttalip'ciğim. Evim bir harika. Hiç böyle güzel olacağını düşünmemiştim. Naim abi, kusura bakma biraz bekleteyim ama şey oldu işte, çay tavuğuna olayım. Bozuldu böyle şey oldu ya, o radyo istasyonu biraz. Abi sağ ol ciğerim, şu çaya bak be, tavşan kanı mübarek. Abi sen sağ ol. Abesi kurban olsun. Ya Muttalipçiğim, evin nefis. Beğendin. Beğendin de laf mı? Şu sessizliğe bak, şu güzelliğe bak. Abi, başta dedim ya. Benim kısımım, akrabam, canım, ciğerimsin. Öyleyiz tabii. Ev senin. Ne zaman? Gel burada kal. Canım öyle demek istemedim. Sadece çalışmak için. Çalışmak için nasıl olur? Ya Muttalipçiğim, ben biliyorsun sanatçı adamım. He. Şarkı yapıyoruz. He. Şarkı sözü yazıyoruz. Hı hı. Yani ilham geliyor. Hı hı. Ama benim evde ilham geldi mi gidiyor. Çünkü benim apartman çok gürültülü. Ne saygısız, sessizlik yok. Terbiyesiz heriftir. Geldi mi gidiyor. Ulan senin gibi bir herifin yanına gelmiş. Hiç olmasa yarım saat kal. Çok espiritüelsin ya. Kim o? Neyse. Şimdi dinle beni Muttalipçiğim. Bana ilham geldiği zaman şöyle sessiz, loş, böyle sakin bir yer lazım. Bana burada çalışmak için müsaade eder misin? Abi kurban olayım ben. Sen bana böyle dersin. Beni odun gibi bir adam görürsün galiba. Estağfurullah. Öyle değil. Ben bu işlerden anlarım ya. Hadi ya. Tabii. Bak mesela. Ağam. Öz ağam. Fikrin safet gez ağam. Ey. Muhabbet örüncedir. Deme gözden uzağım aneyim. Koçum benim be, bizim aileden oldun nasıl da belli be. Hiç kötü ses çıkar mı bizim aileden? Kan bağı var mor. Tabii herhalde. Bak Muttalipçiğim, yıllar sonra seninle karşılaştık. Kardeş gibiyiz. Senden bir ricam var. İlham geldiği zaman sessizliğe ihtiyacım var. Biraz evvel söyledim sana. Hı. Şaheserler yaratabilirim bu evde. Evet. Onun için sana böyle haber versem bu evin anahtarını verirsin değil mi?
Abi emrin olur, kurban olayım. Emrin olur. Sağ ben ol. De sana yardımcı olurum burada. Şimdi Muttalipçiğim. Şimdi nasıl söyleyeyim? Benim aslında ilham geldiği zaman yalnız olmam lazım. Sessizlik, loş ışıklar, ilham ve ben. Abi ben buradan yok olurum. Canım estağfurullah. Türkiye'de yokum ben. Estağfurullah. Muttalipçiğim onu demek istemiyorum. Hı. Sadece ilham geldiği zaman, kapımı çaldığı zaman senden bu evin anahtarını isteyeceğim. Abi ben anahtar al, senin komşuları kovarım. Sağ olasın, sağ olasın. Ses sağ gelmez. Çok komşuları sağ olasın. Kovarım burada. Çok espritüelsin ya. Kim o? Neyse, geçelim. Espritüel neyse. Afiyet olsun. Ya Muttalip. Bir işte çalışmaya ne dersin? Nerede? Yani? Herhangi bir yerde. Yahu. Tamam kabul. Ben de sıkılırım. Çalışmam lazım. Babadan kalma şey biteyim. Öyle tabii. Yok ki kardeşim. İş yok. Çalışamayayım. Canım niye öyle diyorsun şimdi? Sonra yakışıyor mu sana? İş yok, güç yok. Bu böyle hazıra daha dayanmış. Tamam babam da. Yok kardeşim. Sen memleketimizi bilirsin. Öyle tabii. Bir işe gireceksin. Torpil yok. Ya var torpil, niye yok? Nerede? Ben işte. Benden iyi torpil mi olur? O torpil dedi. Ben bir telefon açtım. Tabii ya. Ben bir telefon açtım mı seni istediğim yere başlatırım. Ulan ben de bugüne kadar torpil diye buluşam dedim. Aç saatine. Torpil nine. Allah kahretmesin sen ya. Aç saatine. Torpil nine. Ulan ben de diyeyim ulan kim lan bu torpil? Kim lan vurayım? Böyle kıplarını sıkıyorlar. Boğulacağım ya Mutlu. Açlıktan öldük Allah kahretsin lan torpil morpil. Ara bul lan diyorlar, bulayım. Demek bizim kısım torpil. Öyle tamam, bundan sonra oyarım Allah canına. Tamam oğlum, tamam. Bugün o gün koskoca fabrikanın personel şefi. Pazartesi gönder de işe alalım. Hayır, böylece ev işimiz dahil olmuş olur. Elimizin altında olursa istediğimiz gibi mesaiye bırakırız, anahtarı alırız. Nasıl, ev güzel mi bari? Ya ne olacak, içinde oturacak değiliz ya. Bizim işimiz için çok bile. Hadi zaten. Anne çok iyi ettin ha, vallahi. Allah razı olsun ha. Sen demesen hiç aramak aklımdan geçmedi ki. Naime ha, öyle dedim. Buldum. Çok böyle mutlu olduk ya. Yalnız olmadığımız en azından şey oldu yani. Bizi şey etti. Ha, yok. Ben unutur muyum ha? O kadar terbiyesizliğimi gördün mü sen? Teşekkür edeceğim. Bir iş buldun bana. Ha, çok iyi oldu. Harbi kadar. Naim en iyi dostlarımdan biridir. Sen de onun yakın akrabası olduğuna göre en kısa zamanda fabrikamızda işe başlayabilirsin Muttalip. Abi Allah razı olsun. Evet, sağ ol. Eyvallah. Estağfurullah. Sağ ol. Nurten, baksana şu karşıdaki şarkıcı Naim Akan değil mi? Aa, vallahi o. Ne iş var burada? Dur ben şimdi öğrenirim. Dur kız, dur bir dakika. Niye? Niyazi Usta'ya var bana. Evet hadi. Beni çağırmışsınız efendim. Yok. Aa Niyazi. Bir dakika bana gelir misin? Odamdayım canım. Acele et biraz. Hadi. Affedersiniz. Gidebilirsin. Niyazi Usta atölyenin şefidir. Onun yanında çalışacaksın. Umarım işini seversin. Aa, maaşını konuşmadık. Konuşacak ne var ki abi? Yani kaç para vereceğiz? Ya boş ver de ben işe aldım ya yeter. Ne verirsen ver olur. Olur mu canım? Sen hiç merak etme Muttalipçiğim. Senin hakkından fazlasını verecektir. Öyle değil mi Erhan'cığım? Gayet tabii. Beni çağırtmışsınız. Gel bakalım Niyazi Usta. Fabrikaya 50 lira mı aldık? Muttalip. Ama bizim fabrikada yeni eleman eksik olmasın, teklifimizi kabul etti. Bugün hemen işe başlayacak. Yani eleman şeyimiz doludur ama sen faydalanacaksın Niyazi. Ya faydalanacaksın, nerede çalıştıracağım onu? Niyazi Usta bugün hemen işe başlasın. Niyazi Usta'nın dediklerine aynen. Abi sen hiç merak etme. İşi kavrayacaksın. Hey. Merak etme abi. Bu fabrika senden çok şeyler bekliyor. Abi sen hiç merak etme. Ya Niyazi Usta merak etme ya. Ben benim ya. Hadi Niyazi Usta. Allah Allah. Yürü. Yürü bakalım yürü.
Torpille mi son ne son? Tövbe görece yok be gari. Ya Erhan'cığım şu biraz eve gelen kız kimdi? Ayten. Fabrikanın en güzel kızlarından biridir. Hmm. Kız kardeşi de burada çalışır. Laf aramızda genel müdür Nurettin'in aftuzu. Nurten. Bırak şimdi Nurten'i Allah aşkına. Sen bana şu Ayten'i bir akşam gözüne çağırsana. Bilmem gelir mi acaba? Gelir gelir. Gördüğümde sevdim. Sen de beni sevdin. Bunu bakışlarından anladım. Ama bir dakika. Ben öyle gönül eğlendirecek adam değilim ha. Ya benimle evlenirsin ya da bu iş burada biter. Hayır. Öyle aynayla konuşmak kolay oğlum. Sıkıysa kızın karşısında konuşsana böyle. Sıkı mı? Peki. Konuşayım. Peki nasıl konuşayım? Olmuyor. Sen konuş o zaman. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan çalışır görürsün daha. Çalış bak bu ne yapıyor? Kapatsın bir yerini. Nasıl kapanıyor? Hadi şey gelin uçuna. Ya bir dakika dur. Gördün mü? Durdu gördün mü? Durdu gördün mü? Böyle şey yapınca duruyor böyle. Hadi çek şunu. Evrunu ne yapıyorsun? Telefonu da arıyorlar. He? Nurten'i. He? Telefonu da arıyorlar. Öyle mi? Evet. Dur şunu. Çek, elini çek, elini çek. Geri zekalı, israf ediyorsun daha. Ya niye abayım ben seni? La ben seni niye abayım? Öldüreyim ben seni. La sinirlenme, niye acı? Tansiyonun artacak, niye acı? La ben niye abayım seni? La ben seni niye abayım? Oy kurban olayım, tanrım ben niye abayım seni? Alo? Muttalipçiğim, ben Naim. Naim abi. Sağ ol abi. İyiyim. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. He? Muttalipçiğim, yarın akşam işin yoksa gazinoya gelsene. Ben mi? Gazinoya. Sağ ol. Şerefim olur. Tabii. Tabii abim. Tamam abi, sağ ol. Hadi. Ulan aslan kızım ya. Eşek kapan, geç tanıştık. Ya Muhtarip ne yapıyorsun orada ya? Ya ben ayak altında durmasın. Ya onlar bilmiyor musun senin kaşındırdığını? Ya kaç zamandan beri bu fabrikada çalışıyorsun öğrenemedin mi? Ya kaşındırır mı? Tabii ya. Böyle haşır uşur kaşındırır. Tabii haşır uşur kaşındırır. Oh. Ne? Hoşuna gitti galiba. Evet. Dur bir dakika. Ciddi misin lan? Tabii ya. Thank you.
Allah canını almasın. Lan haklı mısın Allah canını alsın? Ha? Ne güzel kaçmış lan. Kaşınıyorum ya. Kaşı asıl kuyu kaşı. Çok kaşınıyız ya. Ne olayım ya? Kaşına girme kaşı. Ha bu yanı da, ha bu yanı da. Çocuk dedi ki kaşındırır dedi. Ha kaşınıyorum ya. Bilin mi? Kaşı başına ne oldu? Ne oldu? Ben orada cam el yapıyla önüm dedi ki. Oğlum dedi oynama bundan kaşındırır. Ha kaşınacak. Kaşınsın lan dedim. He dedi. Gel dedi bir tutam buradan töktüm içeri. Ulan seni öldüreceğim seni. Ulan seni öldüreceğim. La kaşı şunu. Nasıl kaşımızla görüyor musun başkanım? La bırak onu kaşı şunu diyeyim. Allah müstahakını versin. Gördüm Allah müstahak. Titremiş, yazın karışmış, ıslanmış gözlerim yaşlar akıtmış. Son satırı diyor, ayrılık varmış. O mektubun hala duruyorlar bende. Ellerin titremiş, yazın karışmış, ıslanmış gözlerim yaşlar akıtmış. Son satırı diyor, ayrılık varmış. O mektubun hala duruyorlar bende. Her gün her bakışta yırtmak istedim. Resminle birlikte yakmak istedim. Bilinmez bir yere atmak istedim. Atmak istedim. O mektubun hala duruyor bende. Bilinmez bir yere atmak istedim. Atmak istedim. O mektubun hala duruyor bende. O mektubun hala duruyor bende. O mektubun hala duruyor bende. Kusura bakma. Birisini mi aradınız? Ben şey, Naim Akan'ın akrabasıyım da beni devam etti. Tamam. Sami 7 numara. Sami 7 numara. Zarfında kuru gül ve resimlerin, her satırında var güzel düşlerim. Ne zaman okusam dolar gözlerim. O mektubun hala duruyorlar bende. Zarfında kuru gül ve resimlerin, her satırında var güzel düşlerim. Ne zaman okusam dolar gözlerim. O mektubun hala duruyor bende. Her gün her bakışta yırtmak istedim. Resminle birlikte
yakmak istedim. Bilinmez bir yere atmak istedim, atmak istedim. O mektubun hala duruyor bende. Bilinmez bir yere atmak istedim, atmak istedim. O mektubun hala duruyor bende. O mektubun hala duruyor bende. O mektubun hala duruyor bende. Tarıkçığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ya ne güzel söylüyorsun, gözlerim yaşıyor. Bilbil gibi okuyorsun. Sağ abi. Olasın, sağ olasın. Ne ikram edeyim sana, ne arzu dersin? Yok boş ver, seni gördüm, sensin büyüdüm ben, yeter. Hiçbir şey ikram etmeyeyim mi sen, istemiyor musun? Allah razı olsun. Peki. Geldi ya Muttalip. Kim geldi? İlham ya. Nereden geldi? Hemşerim mi oldu? Aşk olsun, sana bahsetti mi daha evvel? Evde besteler, şarkılar. Allah canım ağzım. Allah benim belamı korusun. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi geldi aklıma. Ya senin aklın olur. Şey, sen anahtarlarını. Bölümü kesip yürü. Allah canım yürü. Bak şimdi. Bu dış kapının anahtarıdır. Tamam. Bu odanın anahtarı yalnız. Dış kapının bu yani. Etkiyar komşum vardır. Rahat. Hiç merak etme. Ben hiç merak. Yalnız başıma ben. Biz seninle uğraştığım için hiç rahatsız olmaz. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Yalnız unutma. Burada otur, ye iç, keyfine bak. Program çok güzel. Daha bir sürü sanatçılar var. Ben gelene kadar buradan hiç ayrılmam. Tamam. Tamam mı? Senin emrin mi? Ne arzu edersen derhal söyle. Evet. Ben talimat verdim evet. Gerekenleri. Ya tamam. Sen buranın kurarlısın, ben derim. Gel lan buraya derim. Tamam oldu bu iş. Tamam mı? Buradan ayrılmıyorsun. Tamam, ben gelip seni buradan alıyorum. Tamam. Onu ciğerim. Tamam. Hadi afiyet şeker olsun. Hadi güzelim. Hadi bakalım çocuklar, vakit kaybetmiyoruz. Nereye? Gel oğlum. Efendim yemeğiniz. Mevsim salatası garnili. Pekin ördeği falan be. Afiyetli olsun efendim. Sen manyak mısın lan? Buna lan gazinoyu mu yapacaksın lan sen? Ne oluyor ya burada? Görmüyor musun herif gazinoyu yakıyor? Lan şantiyatrosunu sen mi yaptın yoksa lan? Kesin mi lan? Bırak. Bırak. Oturun beyefendi, merak etme. Bırak. Ben hallederim. Oturun. Buyurun. Atın bu herifi buradan. Peki şey. Sen şöyle biraz uzaklaş. Buyurun efendim. Bir isteğiniz mi var? Var. Bu gavur yemeğini at dışarı. Bana şey getir. Acılı bir kebap. Yanında ezme, bir başka? Büyük rakı, şalgam malgam. Tamam getir lan canım, sıkıldı getir lan. Sonra? Adamın biri arabayla minibüste geçerken, ya demiş şu araba ne arabası? Ondan sonra şu arabalar çok güzel. İşte nereye yerdemiş? Veda mı? Birisine kalkmış olan kadın demiş ki ya demiş. Nibe'ye olur mu demiş. Nibe'ye nereye kullanacaksın? Nibe'ye olur mu araba yani şimdi değil mi? Nibe'yi başka bir yere kullanacaksın. Hop hop ne oluyorsun ya? Bu dans istiyor musun? Aile var. Şeyden bak. Şuraya bak. Yapış bak oraya. Şuraya bak. Thank you.
Kabak çiçeği gibi açılıver. Gülsüm bacının kemikleri sızlıyordur şimdi. Ah ah. Ah anacığım ah. Keşke sen de şu masada benimle beraber olsaydın. Her zaman haklısın. İyi ki Nail oraya git dedim de. En büyük Nail. Başka Nail. Yok. İyice başımızda. Hayvan. Aslı. Nail. Burası kimin evi Allah aşkına? Burası bizim amcaoğlu Muttalip var, onun evi. Eyvah Muttalip. Erhan. Ne var lan? Saat kaç lan? Bir dakika. 1:10 geçiyor. Eyvah Muttalip'i gazinoda unuttuk. Ne çabuk ne? Hazırlanın. Tamam. Hadi biraz çabuk olun. Tamam. Şule. Eşlacım. Hadi sevgilim kalk geç kalıyoruz. Hayatım hadi çabuk hazırlan. Ne oluyor bey Allah aşkına? Yok bir şey. Bu ne gürültü böyle? Seneci gene azdı. Tövbe tövbe. İsmail. Selam. Mikrofon verin lan. Kaşların arasında dumdum kurşunu değdi, dumdum kurşunu değdi. Bir avcı beni vurdu, bir avcı yedi beni. Şöyle tıkkı bir kötüme gel. Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım. Tamam, tamam, gel şu mayı atalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika lan. Allah Allah. Şey, Nail'e geldik. Nail gelecek. İlham gidecek mi? Nail gelecek. Sen gitsen daha iyi olacak. Gel bakalım. Nail kalmadı. Bana bak. Bana bak. Çek dışarı. Ben yürüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ha bak. Şimdi bak bir dakika. Nail abi geldi. Nail abi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben açıklama ben. Ben konuşayım. Şimdi haklısın, ben buna benim. Dedim ki bir dakika abi beni dinle abi. Tamam, ben bek, tamam, ben dedim ki buna ulan beni bekleyin dedim. Ben lan. Niye dinlemedin? Tamam. Bir dakika bir tane vurayım lan. Sen, ya abi, ben kucak olanım. Bir dakika burama. Oh be. Kurtulduk geç. Bir daha böyle adam almamasın. Ne oldu be? Kovdurmama gerek kalmadı gördün mü? Personel şefi gibi o kovacaksın. Lan yürü. Yürü kurtuldun senden. Yürü yürü. Muhtalif kardeş. Fabrikamız çok kısa zamanda gösterdiğin başarıdan dolayı sana teşekkür eder. Burada yeni işin ve zammı maaşın var. Bundan böyle buranın sorumluluğu sana ait. Yazanen yukarıda. Sağ ol. Şimdi abi bunların patronu ben mi oldum? Evet. Bunun da mı? Evet. Ne bakın lan dana gibi. Oğlum en ufak aksaklık olur uyarım Allah canım aslına. Bir dakika. Gel. Ha. Ne olursun. Gel canım.
Yak lan. Kadına her taşısın makine. Yeni makamım Muttalip. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da Nurten Hanım. Hadi göreyim seni. Merhaba. Dünya mı? Bana Niyazi'yi yollarsınız, rica edeceğiz. He, ben yeni depo şefi Muttalip. He canım. Ederim. Emrettiniz dedi. Beni çağırtmışsın. Evet, çağırttım. Masanın tozunu alacağım. Neyle alacağım? Toz bezi yok ki. Üstündeki ne? Könel lan. Sıradaki köneli. Hadi. Hadi lan. Çabuk lan. Lan bakma öyle depe gözler gibi ha. Depenle bir çaktın mı sert cebine 7 santim girersin Allah canına alsın. Gel buraya. Hep kılıklı. Kızı çıkar ulan üstündekini neylesin oğlum. Çıkar. İliklerini çöz. Bu tarafa geç. Tamamdır. Git. Git oğlum. Şimdi yaz gel. Telefonun notunu sildin mi? Dur o telefonu ki sana telefon yok. Olmazsın ya. Davar. Git paket. Şimdi bu aşağıda çalışırken bana çok çektirdi de biraz hıncını alayım dedim. İyi yapmışsın. Ben hiç sevmem o suratsızı. Sahi mi? Bak buna çok sevindim ha. Anne. Begin ilk kere bana güldü. Ha. Öyle güzel kız ki. Tam sana göre gelin ha. He vallahi. Böyle ay kimi. Dikse giyilir, pişirse yenir. Yo, olur mu? Sana getireceğim. Sana tanıştıracağım. Sen diyeceksin ki ben razıyım, bu benim gelinim olur, ondan sonra bendir. Sensiz yapar mıyım bir şey? Hı? Naim, ben Tani. O da beni sevmeye başladı. Öyle zannedeyim. İnşallah. Gelirik hani. Ha kurban. Hadi sana güzel haberlerle geleceğim. Gökde kapak. Plastik ayak. Of. Ah 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 abi ay 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 ay. Of. Of. Erhan Bey. Of. Ne oldu? Hiç sorma Muttalip, hiç sorma, başım dönüyor. Bak. Belim ağrıyor. Oo. Kötü ha? Çok kötüyüm Muttalip, çok kötüyüm. Şeyde ki abi, doktor getirin. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Birkaç saat istirahat edebilsem. Bak sineye bak ki evde de misafir dolu benim. Bak, kokuya gördün mü? Ha?
Mermer de yok mu sandın? Saymış öyle. Bu mu şey? Çok iyi oldu bu iş. Ama ne yapacağız? Şimdi ne yapacağım var mı? Ara noktaya git. Ay, sağ olasın. Geçer. Her şeye inanmaz anlayayım abiye sor. Canım niye sorayım? Niye sana inanmayayım ya? Yalnız uyanmazsan... Ya bıraksa ben gelip kaldırırım seni. Aman sakın ha. Niye? Uyanır uyanmaz gelirim sana da anahtarını getiririm. E tamam abi. Çok teşekkür ederim Mutalip. Hoşçakal. Tamam abi ben bekliyorum. Geçmiş olsun kurban. Orta. Hıyar üskügü. Yok ayar üskügü. Bir kız karar. Gökte. Oh, deme ya. Demek bizim fabrikada çalışıyor öyle mi? Gayet tabii. İşte kalite. Bugün Erhan kardeşin sevgilisiyle evde aşk meşk ederken o salak benim evde istirahat ettiğimi sanacak. Bu anahtar benim de işime yarayabilir. Biliyorsun. Alabiliriz değil mi? Gayet tabii. Biraz zam, biraz terfi, biraz da yalan. Anahtar senin. Hadi hoşça kal. Güle güle. Alo? Kimsiniz? Kimi istersin? Kim? Oo. Müdür, seni arayayım. Evet sayın müdürüm. Hemen vereyim. Sen zahmet etme. Ben ederim. Buyurun. Tamam, geliyorum. Geceyi gündüze karıştırdı. Onu hemen gidip karakola şikayet edeceğim. Yok yok. Sakın ha böyle bir şey yapma. Evvela ikaz etmek daha iyi olur. Ne de olsa merhum anasının hatırı. Ne yaparsan yap. Benim artık tahammülüm kalmadı. Merhaba. Her şey yolunda gidiyor. Üç hafta oldu. Hani karınla konuşacaktın? Kolay mı zannediyorsun bunu? 15 yıllık karın. Üstelik iki de çocuk var. Her şeyin bir zamanı var. Dedikodulardan haberin yok galiba. Fabrikada durmayan kalmadı. Bu dedikodular senin kulağına gelmiyor. Ne de olsa genel müdürden çekinirler tabii. Sen hiç merak etme. Bana biraz zaman tanı. Seni çok özledim. Bu hafta içerisinde beraber olmaya ne dersin? Sen ve ben baş başa. Aklım fikrim baş başa olmak. Başka bir şey düşündüğün yok ki. Biraz da beni düşün. Hani karına her şeyi anlatıp benimle evlenecektin? Her şeyin bir zamanı varmış öyle mi? Beraber olmanın, birlikte kalmanın da bir zamanı vardır müdür bey. Hoşça kal. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Şey, poğaça? Yok istemem. Ne o? Senin bir şeye canın mı sıkıldı? Yok. Başın filan ağrıyor mu değil mi? Eğer varsa öyle bir şey söyle. Ben şey diyeyim, anahtarı vereyim, git eve, iki saat böyle dinlen, Türk gibi olur, hiçbir şeyin kalmaz. Bak, lafı bile sana iyi geldi ha, yüzün güldü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gülünce çok güzel oluyorsun. Zaten güzelliğine diyecek yok ya. Diyecektim ki... Ne var?
Muhtalip. Ha. Kusura kalma. Rica ederiz. Uyuyakalmışım. Lütfen. Nasılsın? Sağ olasın. İyisin değil mi? Bomba gibiyim, bomba. Ya bak ben dedim, ilaç gibidir. Öyle. İşim var, benim şimdi çıkmak zorundayım. Sağ olasın, tekrar teşekkür. Sen sağ ol, bak. Herhangi bir baş ağrısı, diş ağrısı bir şey rahatsız hemen gel. Sağ ol. Beklerim. Unutma. Ben kendimi 18 yaşında liseli talebeler gibi hissediyorum. Peki bunun sebebi ne acaba? Sen? Bir kadınla nasıl konuşulacağını, onu nasıl elde edeceğini çok iyi biliyorsun. Ve senin profesyonel çapkınlığı yapayalnızın. Bak aslında ben başka şartlarda senin yalnız olmak isterdim. Küçük bir ev, güzel bir müzik, iki duble de viski. Söylediklerini duymamış olayım. Bu güzel beraberliğimizi yatak odasında bitirmeye hiç niyetim yok. Bakıyorum da düşüncelerimiz aynı değil. İyi etmişsin. Bu gibi tekliflerin sonuçlarını iyi bilirim ben. Ben de düşünmüştüm ki... Ne? Ne? Yoksa onu seviyor musun? Anlamıyor musun? Adam seninle gününü gün etmek istiyor. Peki o da beni seviyorsa? Seviyorsa evlenir. Ah dur bakayım. Bizim yazıhanede çalışan muhtelibin akrabası olmuyor mu? Tabii ya. Sen bana bırak. Ben her şeyi öğrenirim. Ciddi mi değil mi anlarız. Dur. Şunu vereyim de zahmet olmasın sana. Şekerler hep beni olur. Payan kimin ha? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muhtemelen. Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. Hemen konuşalım. Evlilik hakkında konuşmak istiyorum. Evlilik mi? Evet. Hemen konuşalım. Ama burada olmaz. Tabii burada olmaz. Tabii. Nereye gidelim peki? Mezarlığa. Ne? Yani şey şaşırdım da öyle dedim. Yok. Bak muhtelif. Hep bakıyorum. Dur. Şeker mi? Bak.
Tamam. Sana bunu söylemek pek kolay değil. Sen söyle söyle. Sen bir başla, ben sonunu getiririm. Seni çok severim, bilirsin. İyi. Bunun için de seninle açık konuşacağım. Tabii konuş. Ayten'i bilirsin değil mi? Şey mi? Bacını mı? Evet. Ona yardım etmeni istiyorum. Ben mi? Hı-hı. Nasıl? Ayten'e aşık. Aşık? Evet. Kime? Naim'e. Naim'in onunla gününü gün etmek istediğini düşünüyorum. Ayten bu gibi şeylere alışkın değildir. Çok yıkılır sonra. Senden bir dost olarak rica ediyorum. Konuş. Akrabandır senin. Vazgeçsin Ayten'den. Naim atmış denize oltasını. Zavallı balıkları avlıyor. Bir tanesini gerisin geriye denize yollayabilir. Ne çıkar bundan? Daha binlercesi var ortada. Senin yardımına ihtiyacım var muhtemelen. Belki. Demek kız kardeş söyledi bunları ha? Hmm. Şimdi sen beni bunun için mi çağırdın buraya? Yav. Naim abi. Beyimsin. Akabamsın. Kısımımsın, aynı kandan gelik, tamam. Bir şey söyleyeyim. Hı. Şimdi böyle sen böyle denizin kenarına gideyim, böyle şeyini atayım. Altay. Öyle mi olur? Böyle gelir balıklar. Böyle gelir. Nultan atayım, böyle gelir balıklar, karılar. Hı. Gelir, böyle kimi canlı, kimi ölmüş. Yazık. Bir tanesi geldi böyle canlı pil pil bakır. Aldın bir tanesini denize attın. Vicdanın rahatlar, kurban olayım. Öyle. Ayten'i diyeyim, Ayten'i diyeyim. Ne olur karı mı yok senin için yav? İtine dök yav. Böyle dolaşıyor karılar ayağının altında. Ayten'i at. Bırak, istikbali yerindedir, birini bulur ve mamur mamur bulur, evlenir. Çok mu seversin? O zaman evlen. Belediye ne fakir? Nerede? Ya, nerede iş yapıyor? Ne evlenmesi ya? Sen deli misin? Hı? Ne evlenmesi? Evleneceksin tabii. Sen benim yerimde olsan evlenir miydin? Bir ayakta itten alırım. Koşa koşa giderim bile. Evlenirim. Hem de şimşek nikahıyla. Şimdi sen konuya başka gözle bakıyorsun. Ne yapayım? Sen takıl tane, bana. Dört tane gözüm yok ki ondan bak. Takıl bana, hayatını yaşa. Bu kafayla çok gülerler sana. İnan bana. Ya alıyorlarmış anahtarı sabaha kadar garilerle gidiyorlarmış, vur patlasın çal oynasın, olmadık rezillikler ya. Sayın mı ya? He. İran Bey'de. Elbet. Başkaları da var, bulacağım onların kim olduğunu. Rezil edeceğim o herkeleyi, rezil görecek o. He ya. Ayten'cim, beni kardeşine şikayet etmiş. Sanki seni yoldan çıkaracak bir zamparaymışım gibi söz etmişsin benden. Hayır canım, hiç öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ben sadece... Evet. Korkuyorum ben. Bir gün beni terk edersin, ortada kalırım diye korkuyorum. Yanlış anlama, seni suçladığım falan yok. Biliyorum, senin yaşam tersi. Bu konuşmalarınla beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun? Hem konuyu değiştirelim istersen. Bak, bu cumartesi akşamı çok büyük bir galam var. Hem bu gazinoda senin de olmanı istiyorum bu gece. Bütün şarkılarımı da senin için okuyacağım. Bu tatsız dedikoduları daha sonra konuşuruz. Oldu. Sana
Çok teşekkür ederim Muhtar. Sen elinden geleni yaptın. Bir şeye yaramadı amma değil mi? Ah ne aptallar var şu dünyada. Anlamadım. Ayten aptal değil ki. Sadece aşık. Yok ya ben onun için der. Ben Naim için dedim. Ben olacağım ki. Yani demem o ki şey olsaydı. Ne? Nurten Ayten olsaydı. Muttalip de Naim olsaydı. Acaba. Şimdi. Naim olan Muttalip ile. Şey olan, Ayten olan Nurten şey olur muydu? Yani evlenir miydin benimle? Sen Naim olsan, ben de Ayten olsam. Şimşek mi Naim? Ya niye böyle konuşuyorsun? Salak, ben mi salak? Niye salak olayım? Niye böyle şeyler söylüyorsun bana? Zaten canım sıkılmış bir sürü sene geldim, sen de bana aynı şeyler yapıyorsun. Diyemedim, ne diyeyim? Ya bugüne kadar ben neyi böyle çok açık konuştum ki sen bana böyle şeyler soruyorsun. Diyemeyim seni seveyim benim diye. Naim'e de demem. Niye diyeyim ki Naim? Hep beni Naim'den şeydesin, yarıştırırsın. Demeyeceğim. Nurten kendisi isterse desin. Ben de o kadar şey derim ya. Böyle konuşursan bir daha gelmem valla. Giderim ha. Merhaba Muttalip Bey oğlum. Seninle bugün gayet mühim bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Buyur Hüsam amca gel eve bir çay içersin konuşalım. Rahatsız etmeyeyim. Yok. Anlat Hüsam amca. Seni dinleyeyim. Ha gel evlat. Ben senin gidişatını hiç beğenmiyorum. Bugün seninle az ve öz konuşacağım. İşe başladığın günden beri evinin huzuru kaçtı. Haklısın Hüsam amca. Bir erkeğin bir kadına ihtiyacı olduğunu pek tabii olarak ben de biliyorum. Ne kadar yanılmışsın sen zamanında? Bak evlat, rahmetli anan ölürken seni bize emanet etti. Karımla düşündük, taşındık, seni evlendirmeye karar verdik. Evlenme çağın geçiyor bile, yaş 35'e geldi. Tamam onu ben de biliyorum Hüsam amca. Ama gel bunu Nurten'e anlat. Nurten mi? Nurten de kim? Benim... Sevdiğim, evlenmek istediğim kız. Ne duruyorsunuz öyleyse? Bir an evvel kıyın şu nikahı da siz de kurtulun biz de. Ama onu sevdiğimi bir tek ben biliyorum Hüsam amca. Onun haberi bile yok. Haberi mi yok? Nasıl oluyor? Ne yapayım? Onu sevdiğimi bir türlü şey demiyorum. Söyleyeyim. Söyle, ha utanayım. Yok canım. Vallahi. Sen. Utanıyorsun ha? O yukarıdaki meseleler din sanki bütün bunları yapan kendisi değilmiş gibi. Numara yapıyordur. Bak gördün seni de uyuttu işte. İşte öyle bir hali yoktu. Neyse biraz sabırlı olalım göreceğiz. Hele bir daha birini getirsin. Kusura bakma sevgili kardeşim. Bu akşam yemeğe gidemeyeceğiz. Evet evet. Tarsus'tan gelen arkadaşlarla beraber olmak zorundayım. Kusura bakma. İyi geceler. Çocukları öp benim için. Hadi iyi gecelercim. Aa, gel. Gel. Gel Muhtarip kardeş, gel otur. Gel otur. Ben ne emretmişsin? Ben... Buyur otur. Otur canım. Aslında seni buraya bir müjde vermek için çağırdım. Çalışmalarından çok memnunum. Bu nedenle de maaşına 50 bin lira zam yaptığını bildirmek isterim. Sağ ol. Çalışmalarına böyle devam edecek olursan çok yakında seni genel müdür yardımcısı yapacağım. Çok teşekkür ederiz. Aa, bak az kaldı unutuyordum. Senin Naim'in çalıştığı gazinoda muhteşem bir gala var bu gece. Ben gidemeyeceğim. Belki sen bir arkadaşına gitmek istersin ha? Aslında çok güzel bir gece olacak. Çok güzel bir gece olacak ama ah şu baş ağrılar. Ah şu baş ağrılar. Ne oluyor? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Abi. Ah, evet. Şu anahtarı görürsün. Evet. Şimdi bu anahtarı al. Bu anahtar bildiğin anahtar değildir ha. Baş, diş, nezle, kırık. Benim 20 senedir 40 hastalığa iyi gelir. Al bunu git benim eve. 2 saat, 3 saat uzun. Türk gibi kalk.
Aa doğru, haklısın. Aslında Erhan da söylemişti. Bir gün onun da başı ağrıyormuş. Anahtarı senden almış, eve gitmiş. 2-3 saat dinlenmiş, hiçbir şeyi kalmamış. Türk gibi geldi. Hay Allah, ben de mi denesem acaba? Durma, denesem yok, dene. Ah, çok teşekkür ederim. Çok şeref teşekkür bundur. Ederim. Ama efendim o şeref bendenize ait. Rica çok ederim, teşekkür şey ederim. Bundur. Çok mersi. Peki anahtarı sonra ne yapayım? Anahtarı şey, bizim alttan etkiyar bir komşumuz var. Doktor Hüsam amcam. Evet. Ona ver. Ah, çok teşekkür ederim. Adres neydi? Adrese... Nedir bu? Bu şey, bu akşam şeyim var mı işim? Hayır yok, neden sordun? Şey için dedim ki bu akşam şeyde bizim Naim abinin gazinosunda şahane acayip güzel bir şey varmış, gece kalası da. Diyorum ki yani şey etsek beraber. Ne? İki kişilik de böyle bir davet kağıdı var. Tabii memnuniyetle gelirim. İyi, orada buluşuruz. 9'da. Tamam. Şimdi ben şeye gideyim. Gideyim kendime bir sinek kağıdı yaptırayım. Kaydı. Şeyi. Tıraş şeyi. Orada şey dedik. Peki. Peki. Olur. Görüşürüz. Tabii. Tamam, geliyorum. Evet, evet. Siz senetleri gönderir göndermez, ben de bana hemen göndereceğim. Peki canım, oldu. İyi günler, iyi günler. Nurten, işten sonra mutlaka beraber olmalıyız. Sana daha önce de söyledim. Aynı lafları dinlemeye hiç niyetim yok. Yok, hayır. Bu sefer çok daha önemli şeyler söyleyeceğim. Hadi, lütfen beni kırma. He? Peki. Yok, önce personel şefi Erhan Efendi. Peşine şimdi de genel müdür Nurettin Efendi. İki gazına biletiyle uyutmuş enayi. La ben yer miyim? Galiba Nurten'i ayarlamış gibi bir durumlar seziyorum. La bu kadar rezilluk görmedim ömrü hayatımda ya. Ben onlara göstereceğim. Hepsini gidip bir bir büyük patrona anlatacağım. Kovduracağım onları, kovduracağım. Böyle rezillik görmedim. Ha burama kadar geldi da ya. Böyle şeylik olur mu? Namus yerden gidiyor ya. Oldur ya. Kovduracağım tabii elbet ya. Ne diyorsun yani? Bu kadar rezilluk görmedim ömrü hayatımda ya. Tövbe estağfurullah, tövbe. Gideceğim. En kısa zamanda gidip patrona anlatacağım bunları hepsini. Görür o hergeliler günlerini. Öyle anahtar. Hele o muttalip. O muttalip yok mu? La herif öldüreceğim. O herif öldüreceğim ya. Böyle rezillik olmaz. Tövbe estağfurullah. Kes. Ulan gene mi sen? Dur bakalım. Bu sefer öyle naimi maimi bahane edip giremezsin. Ol gibi giremezsin. Giremezsin. Çünkü bu gece bütün masalar tutulmuştu. Zaten davetiyesiz giremezsin. Öyle mi canım? Okuman yazman var mı güzelim? Burada ne yazıyor? Dört nolu masa. Öyle. Şşş. Elini dokundurma. Komiye gel bakayım yavrum. Dört numaralı masa nerede? Bu taraf. Efendim? Şimdi bak, biraz sonra yengeniz gelecek. Benim bulunduğum dört numaralı masaya yollayın, oldu mu? Hadi canım. Bak aldık kapıyı o zemeler. Bana bak, fazla içki falan verme, içince sapıtıyor. Sıkkın gibi nişsin. Sen içeri geç. Evet. Üstündekini çıkarsan. Neden getirdin beni buraya? Önemli bir şey konuşacağımızı söyledim. Evet, seni dinliyorum. Önce biraz içelim. Hem söyleyeceklerim öyle pek ayaküstü konuşulmaz. Asma suratını öyle. Geç otur şöyle. Yine aynı emeller için getirdin beni buraya değil mi? Senin hiç adam olmayacağını bilmeliydim. Şimdiye kadar boşu boşuna uğraşmışım seninle. Bana bak, sana doğruyu söyleyeyim mi? Seninle evlenmeye, hele hele karımı boşamaya hiç niyetim yok.
Anlaşıldı. Benimle arada sırada buluşmaya, haftada bir iki kere de olsa baş başa eğlenmeye hiç yanaşmıyorsun. Sen bilirsin. Al. Şimdiye kadar aramızda geçenlerin karşılığı. Umarım sağda solda dedikodu yapmazsın. Yoksa fabrikadan da uzaklaştırmak zorunda kalırım seni. Allah'tan zamanında yetiştik. Zehir kana karışmamış. Ne diyeceğiz?
Ben aşağıdan iğne getireceğim. Sen biraz yürüt bunu. Daima yürüt. Daima yürüt. Durma hiç. Dur. Mehterim. Sen. Ben. Gel. Gel sakın konuşma. Yorma kendini. Dur şöyle. Dur. Sakın konuşma. Neden kurtardın beni? Şşş. Konuşma. Şşş. Yorma kendini dedim. Hah geldim. Şıp diye geldim. Koşu seveyimdir. Şıp şıp diye geldim. Bu iyileşmiş. Ha, çok şükür. İyileşmiş ya. Artık buna lüzum kalmadı. Ha kızım benim. Ben aşağıya gidiyorum. Sen bunu daima gezdir. Öyle mi? Ha, hiç oturma. Sen daha iyi bileyim. Eğer bir şey olursa bana seslen. Hemen hemen. Emrin şıp diye gelir merak etme. Şurada hemen şey derim. Bu ev senin mi? Ha, benim de. Şimdi başıma o ev yüzünden geldi zaten. Şimdi bu bizim müdür. Bizim dedi ki bana biraz dedi sıkıntım var dedi sinirlerim bozuk. Başım ağrıdı bilmem ne. Bizim bu evde iyi geldi böyle şeylere. Dedim al şu anahtarı git bilmem dedim. O da bana iki tane şey verdi. Bu şey var ya, gazonun şey derler böyle, ne davatiye. Dedim, ben iki kişilik de niye yalnız gideyim dedim. Bari dedim bir tane alayım dedim. Ben sana söyledim, sen dedin gel lan. Gel, ben de dedim ki gelir o zaman. Gittim gazonaya, gittim kapıda iki tane hıyar. Dedi oğlum sokmaz, sen neden gidiyorsun buraya? Dedim lan kapı gibi davatiye var bende, Allah'ın sızlandırmasın burada. Gel, yine otur. Hadi bir otur, iki otur, üç otur Allah'a otur, kaçın kurudun. Gelmedi dedim bari ben şey, gideyim ama ne diyeyim? Yok, eve geldim ne göreyim? Bir yaşıma daha girdim. Baktım, sen yoruldun. Baktım, sen evden böyle ölmüş bir ölüm gibi yatırsın. Ben bu kafamdan bundan ne anlayayım? Sen bir şey anladınsa söyle. Eninde sonunda birileri anlatacak zaten. En iyisi ben anlatayım. Artık çok geç oldu. Gitmem lazım. Bak yarın verdiğin sözü unutma ama. Peki. Unutma. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. O müdür ineginin sana yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Bir de sana sen sevdiğimi söyleyebilsem. Bak uyurken ne kadar güzel söylüyorum. Ama böyle ayıkken karşımdayken dilim tutuluyor. Diyemiyorum. Anlayamıyorum. Neyse. Boş ver. Sen şimdi rahat rahat uyu. Ben gideyim şeye. Hüsam amcaya diyeyim. Nurten'e ilaç falan lazımsa ben gideyim dışarıdan alayım de. He? Hadi. İlahi Muttalipçiyim. Demek seni bir güzel uyutup evi garsonlar diye kullanıyorlardı öyle mi? Yok be Hüsam amca. Garsonlar hiç anahtar almadı ki. Bir Naim abi, bir personel müdürü Erhan Bey, bir de eşeğle şey. Ha? O da kim? Müdür, genel müdür. Yahu biz de hep seni çapkınlık yapıyor zannediyorduk.
Yengen sana öyle kızıyor, öyle kızıyordu ki neredeyse polise haber verecekti. Ya. Yok be yenge, hiç öyle şey yapar mıyım? Ayıptır. Ben Nurten'i seviyorum deliler gibi. Ama bir türlü ona şey demiyorum. O da gitmiş o adam için kendini öldürmeye kalkıyor. Açılamıyorsun değil mi? He. Ulan biraz cesaret be. Biraz cesaret, açılıver. Doğru söylüyor. Belki o da seni gizlice seviyordur. Hiç böyle şeyler belli olmaz. Tabii ya. Yok be, alay etmeyin bana. Allah. Kızın ben... kimi sevdiği belli. Bilmek mi? Dün gece sabaha kadar gözümü kırpmadım. Yaptıklarım için çok pişman. Kendimi affettirmek için seni bugün yemeğe davet etmek istiyorum. Umarım beni kırmazsın. Neden kırayım seni? Sevişen her çiftin başına gelir böyle şeyler. Olur, yemekte konuşuruz. Konuşuruz. Gel bakalım. Ne var, ne istiyorsun? Dedim ki bizim müdürün başı ağrıyordur. Anahtara falan ihtiyacı vardır, götüreyim. Yok, çok teşekkür ederim. Dün aldık da baş ağrısı kaldı, ne bir şey. Olmaz. Gencecik, tertemiz, pırıl pırıl bir kızın namusuyla oynarsan ne baş ağrısı kalır ne kıç ağrısı. Ama kabahat sizde değil oğlum, bende. Önce Naim, sonra Erhan, sonra sen. Ama onlar hiç olmazsa iki tane orospuyu götürdüler. Onlarla 2-3 saat eğlendiler. Sen gencecik, tertemiz, pırıl pırıl, namuslu bir kızın namusuyla oynar. Bana bak, kendine gel. Kendine gel, yoksa seni fabrikadan kovmak zorunda kalır. Kovmana hiç gerek yok arkadaş. Ben gelmeyecektim ama sana ufak bir borcum var. Borçlu gitmek istemiyorum. Borcumu ödeyeyim mi? Ben gideyim dedim. Al borcunu. Artık içmesen. Bu son hayatım. Hem biliyorsun bu akşam bana söz vermiştin Davi. Beraber olacaktık. Peki nereye gideceğiz? Baş başa olacağımız sakin bir yere gideriz. Bilmem ki. Ne, yoksa bana inanmıyor musun? Seni ne kadar sevdim bilmiyorum sen Ayten'cim. Olmuyor Hüsam amca, olmuyor. Yalnız kalırım, bülbül kimi ötürün, kızın yanına gelirim, dilim tutulur. Olmayayım, kader. Hiç belli olmaz evladım, hiç belli olmaz. Oldu Hüsam amca, oldu. Bal gibi oldu. Bu sabah yine Nurten'i o herifin yazıhanesinden çıkarken gördüm. Demek ki barışmışlar. Sağ ol, çok memnunum. Çok teşekkür. Şerefe, her şeye rağmen geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teklifini neden kabul ettiğimi öğrenince pek sevmeyeceksin ama. Anlamadım. Şimdi anlarsın. Allah, ne oluyor öyle? Ne kadar beni içeri almayacak mısın? O elindeki ne? Rakı. Bana da biraz versene, ihtiyacım var. Nerede o? O da kim? Lan sen kimsin? Nurten'i arıyorum. Yani kız kardeşimi arıyorum. Patronuyla da kırıştırıyormuş. Burada buluşuyorlarmış. Benim bugünlerde hapisten çıkacağımdan haberi yoktu galiba. Namus davasına 8 yıl yattım. İcab ederse bir 8 yıl daha yatarım. Onu bulsan ne yapacaksın? Öldürecek misin onu? Eğer o patron denen namussuz evliyse hemen karısından boşanır, Nurten'le evlenir. Eğer bekarsa az ile nikah kıyarlar. Yoksa... Nurten burada. Bu evde. Ama bu katta değil. Yukarı katta. Sevgilisiyle baş başa. Paralı, yakışıklı, forslu bir genel müdür yerine çirkin ama saf ve temiz bir işçiyi tercih edeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ne kadar yanıldığımı şimdi anlıyorum. Bana evlenme teklifi ettiği anda ona evet diyeceğim. İşçi mi? Adı kim? Bizim orada mı çalışır? Nurten! Abi! Abi ya! Beni beklemiyordun değil mi? Bak abi, sana her şeyi anlatacağım. Kes sesini. Aşağıdaki amca her şeyi söyledi bana. Ya hemen nikah kıyarsınız ya da... Biz de zaten aynı şeyi konuşuyorduk Muhtarip'le.
Hatta nişana falan gerek yok diyorduk değil mi sevgilim? Sevgili ben mi? Kendisinde o ufak, çirkin, işçi adı kim? Tabii muhtarip sensin. Tabii benim. Şunu indir. Şunu daha iç. Ben gidip Hüsam amcaya haber vereyim gel Onur. Bir saniye. Aman kardeşim çaktırmada şu anahtarları versen sonra izah eder. Tabii abicim. Aa. Tabii Naim abim. Muhtarip'in ne işi var burada? Tesadüf hayatım. Aa, tesadüf. İlhamiye. Ay ne ilhamiyesi ne diyor bu anlaşma? Sen gel hayatım onun takılmalarına bakma. İlhamcim. Çok espritüeldir ki. İlham. İlham iş. Abi. Sen de mi? Sen de Mahkem. Kim bu herif ya? Herif dedin. Bu iki kızın hapisten yeni çıkan abileri. Asıl sen söyle bakayım. Kim bu? Ayten'in nişanlısı. Nişanlısı. Ne nişanlısı ya? Nişanlısı ha? Çok güzel. Demek çifte nikah yapacağız. Ne nikah ya? Ben nişanlı falan değilim. Nişanlı değilsin de Ayten'e ne işin var? Şimdi bak kayınço. bu Naim denen zibidi var ya. Ayten'i iki sefer kandırdı şey etti. İki tane çocuk kaldırdı. Kurtaj oldu. Kırsa ben dedim oğlum yapma. Memlekette böyle şey olmaz. Bu kızla evlen dedim. Beni dinemedi. Beni kırdı. Ama bunu kıramaz. Ondan bunu çıkınır. Yukarı tut. Gel bakayım enişte. Seni çok sevdim bir öpeyim. Öpüp sık. Thank you.
Thank you.